Merhaba arkadaşlar. Bu soruda bir design sorusu. <laughs> Burada Forbit Adder subtractor devresi kurmamızı istiyor. Bunu design etmemizi istiyor. Bir de bunun overflow detection özelliğinin olmasını istiyor. Yani yapılan toplamaya da çıkartma işlemlerinde bir overflow varsa bunu da detect etmemizi istiyor, tespit etmemizi istiyor. Bunu yaparken de sadece gerekli miktar kadar fadder ve diğer gate'ler, and gate, or gate gibi diğer gateleri kullanmamız gerektiğini söylüyor. Başka bir şey kullanamayız. Şimdi burada full adder'ı şu şekilde represent edelim arkadaşlar. Şimdi full adder'ı bildiğimiz gibi bir carry in var. Bir carry out'u var ve iki tane de burada inputları var ve bir de burada sum output'u var. Şimdi bu full adder biz 4 bitlik bir adder istediğimiz için Bundan bir kere 4 tane kullanacağımızı düşünüyoruz. İlk başta 4 tane full header'ı bir kaskat şekilde çizelim. Bu şekilde çizdik arkadaşlar. Şimdi iki tane sayının toplanması da çıkartılması söz konusu olduğu için bu sayılardan bir tanesini A diğerine B dersek her ikisi de 4 bit olacağı için mesela A sayısını A3, A2, A1, A0 şeklinde B sayısında yine B3, B2, B1, B0 şeklinde ifade edebiliriz. Mesela bunların toplandığını düşünürsek A0 ile B0 toplanıyor. Bunun bir sum'ı var ve carry'si var. Daha sonra buradaki ifade de carry in. Burada mesela diyelim ki 1 geldi diyelim. A1 ile B1 toplanıyor. Carry in'i var ve bir tane carry out olacak. 0 ya da 1 fark etmez. Bir tane de sum'ı olacak. Yani aslında buradaki A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3'ün aslında işlemleri Buradaki farklı farklı yazdığımız dört tane farklı full adder'ın inputları oluyor. Dolayısıyla buradaki full adder'ın en sağdaki full adder'ın inputu A0, B0. Buradakininki A1, B1. Buradakininki A2, B2 ve A3, B3 şeklinde olması lazım. Şimdi onları da çizelim devreye. Bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar biz şu an 4 bit adder yapmış olduk. Şimdi biz bu adder'a bir de overflow detection eklememiz lazım. Overflow neydi? Eğer iki tane sayı toplanıyorsa mesela şu şekilde 4 bitlik iki tane sayı alt alta yazayım. Bu iki sayı toplanıyorsa bu iki sayının en soldaki yani most significant bit'lerine ya da left most bit'lerine bakarak arkadaşlar şu en soldaki bitlerine bakarak eğer bu iki sayıda negatif bir sayıysa yani 1 1 ise output'ta elde ettiğim en sondaki bit şuradaki bit eğer sıfırsa iki negatif sayının toplanmasından ben pozitif bir sayı elde etmişsem o zaman overflow vardır diyeceğim. Ya da iki tane negatif sayı toplandı. iki tane pozitif sayı toplandı. Ya da negatif bir sayı elde edildiyse tam tersi. Çünkü iki pozitif sayının toplamı negatif olmaz. Ya da iki negatifin toplamı pozitif olmaz. O zaman overflow var diyeceğim. Şimdi bunu da nasıl hesaplayabiliriz buradan arkadaşlar? Şimdi en soldaki bitlere bakmam lazım. Yani B3 ve A3. Şimdi B3 ve A3'ün yani şu şekilde yazacak olursak B3 ve A3'ün her ikisi de şu şekilde 0 0 olduğu zaman bu durumda eğer S3 1 ise o zaman overflow burada var diyeceğim. 1 diyeceğim. Ya da B3 ve A3'ün 1 1 olduğu zaman S3 eğer 0 ise yani ikisi iki sayı negatif ama toplamları pozitifse o zaman da overflow var diyeceğim. Bunu da nasıl ifade edebilirim? Yani min term şekilde ifade edebilecek olursam yani B3'ün D ile A3'ün D ile ve S3 bu overflow artı ya da ne olabilir? S3'ün D ile B3 A3. Bu bizim overflow'umuza eşit. Yani buradaki ifadeleri aldığı zaman yani burada S3 sırasıyla S3 B3 A3 1 0 0 aldığı zaman buradaki şuradaki ifade 1 olduğu için buradaki ifade ne olursa olsun overflow 1 olacak ya da 0 1 1 aldığı zaman buradaki ifade 1 olduğu için buradaki ifade ne olursa olsun overflow 1 olacak. Yani dolayısıyla her iki ifadeyi de katmış oluyoruz işin içine. Dolayısıyla overflow detection'da bu kombinasyonu yaparak uygulayabiliriz. O kombinasyonu da şimdi devremize ekleyelim. Burada altına çizdiğimiz kombinasyonu. Bu şekilde devrenin sol tarafına çizdim arkadaşlar. Yani çok karış, şekil karışmasın diye böyle yaptım. Yani normalde buradan kablolarla çekip yani B3 buraya bir mesela şu şekilde not gate atıp bu şekilde birleştirsen biraz şekil karışacaktı. Onun için bu şekilde yazdım. Dolayısıyla burada overflow detection eğer buradaki devredeki bağlantıları yaptığımız zaman direkt ben şu şekilde yazdım inputlarını. Overflow detection'ı bu şekilde bulmuş olacağız. Şimdi tabi devre şu anki haliyle adder, adder'ı eklemiş olduk. Overflow detection de eklemiş olduk. Ama şu an devrede subtractor yok. Yani iki sayı çıkaramayacağım. Şu an sadece topluyorum. Şimdi onu ekleyelim arkadaşlar devreye. Şimdi burada iki şeyi düşünmemiz lazım arkadaşlar. Bunlardan birincisi iki tane sayıyı biz çıkartırken ne yapıyorduk? Onu bir hatırlamamız lazım. İkincisi de bu işlemi yaparken yani bu benim bir devrem var burada. Benim bir kontrol inputum olması lazım ki o kontrol inputu mesela 1 olduğu zaman devrem adder olarak çalışması lazım. Ya da 0 olduğu zaman atıyorum subtractor olarak çalışması lazım ya da tam tersi. Benim bunu devreye bir şekilde söylemem lazım. Yani bu design proseste, bu design sürecinde bu şekilde bazı kritik noktaları zihnimizde yerleştirip o şekilde soruyu çözmek bizim için çok daha faydalı olacaktır. Bu soruda ben kontrol inputuma mesela kontrol input'una cn -E diyeyim mesela burada. Kontrol. Şimdi bu kontrol input'uma ben şöyle karar verdim. Siz tam tersini de diyebilirsiniz. Kontrol eğer sıfırsa devrem adder olarak çalışacak. Ama kontrol input'um eğer birse devrem subtractor olarak çalışacak. Bunu bu şekilde, ben bu şekilde yapmak istedim. Siz tam tersi yapabilirsiniz. Şimdi kontrol input'um o zaman sıfır olduğu zaman devrem adder olarak çalışacağını istiyorum. 1 olduğu zaman da subtractor olarak çalışmasını istiyorum. Şimdi ikinci noktamız neydi? 2 tane binary sayıyı çıkartırken biz ne yapıyorduk? Bu sayının tuz komplementini alıp diğerini ekliyorduk. Şimdi dolayısıyla benim burada birinci sayımı A olarak düşünürsem, ikinci sayımı B olarak düşünürsem birinci sayıyı alacağım. Aynen ikinci sayının da tuz komplementini alıp daha sonra birinci sayıyla toplayacağım. Aslında buradaki full adder devremi tekrar kullanacağım. O zaman yapmam gereken tek şey ne? Buradaki b inputumu bir şekilde tools complement'ını almam lazım. Şimdi kontrol inputuma 1 olduğu zaman bu şekilde benim buradaki devrem subtractor olarak çalışmasını istiyorum. Şimdi Tuz kamlamasını almak neydi? 1'leri sıfır sıfırları bir yapıp daha sonra bir ekleyeceğim. Şimdi bir ekleme işlemini bir kere buradaki c 0da yapacağım. Buradaki c 0 mesela buradaki kontrol inputumun bir olduğunu düşüneyim. Buradaki c sıfıra bağladığım zaman buradaki bir ekleme işlemini yapmış oluyorum aslında. Şimdi peki ben nasıl b sıfırı b biri b iki b 3ü tersine çevireceğim? Çünkü tersine çevirip birse sıfır sıfırsa bir yapıp daha sonra bunları 1 ekleyerek toplamam gerekiyordu. Şimdi o işlemi de şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Buradaki kontrol inputumundan gelen veriyi bu şekilde B'nin her bir elemanıyla şu şekilde XOR gate'e sokuyorum arkadaşlar. Bu şekilde XOR gate'e sokuyorum. Yine aynı şekilde buradan geliyor. B2 ile buradan gelen kontrol inputu XOR gate'e giriyor. Yine aynı şekilde bu kontrol input'u geliyor arkadaşlar burada. B3 ile XOR gate'e giriyor. Şimdi XOR gate'e girdiği zaman ne oluyor? XOR gate'in özelliği şu. Eğer iki input aynıysa o input'ları sıfır olarak output'unu verir. Eğer iki input birbirinden farklıysa output'u bir olarak verir. Şimdi burada benim kontrol input'um bir. Bir olduğu zaman subtractor olarak çalışmasını istiyorum. ya Yani tools complement'ını almak istiyorum. Şimdi bir buradan kontrol input'u geldi. Buradaki B0 eğer sıfırsa... B sıfır sıfırsa ilk başta sıfır bir XORlandığı zaman birbirinden farklı olduğu için buraya bir olarak geçecek yani sıfırı 1 yaptı ama mesela atıyorum buradaki B bir de birdi bir bir ikisi bir olduğu için aynı inputlar olduğu zaman XOR'da sıfır yapıyor bir de sıfır yaptı yani buradaki her bir B'nin değerini 0 sıfır sıfırken bir yaptı XORladığımız zaman birle bu işlemi yaptıktan sonra bir de buradaki keri sıfıra da bir eklemiş olduk yani dolayısıyla B, B inputuna diyelim. Sıfırlarını birbirlerine sıfır yapıp bir ekleme işlemini yaptık. Yani dolayısıyla tuz kamplamatını almış olduk. Tuz kamplamatını aldığımız sayıyı da A sayısı direkt toplayınca artık bu şekilde subtractor olarak çalıştı. Ama şimdi bir de subtractor tamam düzgün çalışıyor. Acaba bu kontrol inputunu sıfır yaptığım zaman da adder düzgün çalışıyor mu ona bakayım. Bir kere C yine buradaki C sıfıra bir kere sıfır verdiği için herhangi bir şey eklemiyorum. Burası tamam doğru. Peki burada ne oluyor o zaman? Onu da kırmızıyla gösterelim. Mesela buradan 0 geldiğini düşünürsek XOR'un birinci girişi 0, ikinci girişte mesela B0 0 ise 0 0 aynı olduğu için yine 0 verecek. Yani bunun aynısını verecek. Sonra geldi diyelim ki buraya burası 0. Burada B1'in 1 olduğunu düşüneyim. 1 0 birbirinden farklı olduğu için bu sefer de buraya 1 verecek. Yani yine bunun aynısını verecek. Dolayısıyla kontrol inputu 0 olduğu zaman da B'yi aynen buraya aktarmış oluyorum. Ve herhangi bir C'in olmamış oluyor. Dolayısıyla direkt de devrem adder olarak çalışmış oluyor. Dolayısıyla bu şekilde tasarladığım bir devre hem 4 bit adder subtractor oldu hem overflow detection oldu. Bu şekilde sorudaki design prosesi tamamlamış olduk arkadaşlar.